Bir mağara düşün dostum, yanılgılar ülkesi, dışarı çık, dışarıda hayat, özü mağaradan çıkmak olan bir medeniyet düşün dostum, müddessir olmak gerekir korkmamak için. Sinevizyon'da geçen şiirden bir parça not ettim buraya çıkmadan önce. Orada hanımefendiler, beyefendiler, Rotterdam'ın güzel insanları, peygamber sevdalıları, Resulullah aşıkları. Orada müddessir kelimesi geçmedi. Onu ben ekledim. Orada örtünmek gerekir, korkmamak için dedi. Tabii örtünmek kelimesi hanımefendilerin tesettürü manasına anlaşılabilir. Ancak o şiirde ben anladım ki kastedilen müddessir olmak idi. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir ve siyabeke fe tahhir. Ey örtülere bürünen, kalk ve anlat. Allah Resulüne Cenab-ı Hakk'ın hitabıydı. Ve beni ürpertti. Şu kadar insan, şu kadar hanımefendi, beyefendi, çocuklarıyla beraber, gençler bu akşam başka şeyler yapabilecekken, başka türlü vaktinizi geçirebilecekken buraya toplandınız. Bugün dünyada Japonya'dan Amerika'ya, kuzeyden güneye milyonlarca insan başka şeyler yapıyor. Siz burada ne yapıyorsunuz? Modern çağda 2011 yılının şu ayında, şu zamanında Kutlu Doğum adı altında bir şeyi yad ediyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Zikretmek, hatırlamak, yad etmek için bir araya geliyorsunuz. Ben bugün çok değerli misafirimiz, esasen bu gecenin onur konuğu, sizlere hitap edecek olan çok değerli sunucumuz, sunucu kardeşimiz, aynı zamanda meslektaşımız beyefendinin sözün güzelini anlatacaklar dediği esas hatip burada. Profesör Doktor Hüseyin Algül Bey hocamız size hitap etmeden önce, buraya gelmeden önce biz 2 saat önce takriben Uppingedam, Groningen, Veendam, Delfzijl oralardan geliyor idik. Bir güzelliği paylaşarak geldik. Birkaç gündür oralardaydık. Bir hanımefendi kardeşimiz, 4 çocuk annesi, Kur'an-ı Kerim hafızı olmuş idi. Hollanda'da ilktir bildiğim kadarıyla. 4 çocuk annesi ama Kur'an hafızı olmuş idi. Diyanet İşleri Başkanımızın imzasıyla hafızlık belgesini dedik ki, o gelip almak istedi, gelemezsin dedim. Biz senin ayağına geleceğiz. Sen rahmet peygamberinin bu müjdesiyle Allah'ın kelamını bir anne olmana rağmen, bunca çilene rağmen ezberlemiş, gönlüne, kalbine ve zihnine derc etmiş isen biz kalkar geliriz. Hocam lütfeder misiniz, gidelim şu diplomayı, şu belgeyi beraber verelim dedim. O da hiç yorgunluğuna bakmadan lütfetti. Biz bir takım güzelliklerden geliyoruz. Size oradan da selam getirmiş olduk. Kuzeydeki kardeşlerinizden. Friesland diyeyim hadi oraya. Yaklaşık 4 günden beri Strasbourg'dan itibaren bu yollardayız. Bülent Hocam da az önce ifade buyurdular. Her gün hemen hemen farklı istikametlerde farklı heyecanları, manevi lezzetleri bize tattırmak için planlar, programlar yapıldı. Duygulu, heyecanlı manzaralar ve görüntüleri gönüllerimize ve ruhlarımıza nakşettik. Özellikle hafız hanımefendiye belgesini takdim heyecanını yaşadığımız akşam, Kur'an mucizesinin, Peygamber aleyhisselam mucizesinin bu topraklarda nasıl
feyizan ettiğini, cereyan ettiğini, canlı bir şekilde yaşandığını gördük, anladık. Yoldan, otelimden beni aldılar değerli müşavirim, Yunus kardeşim, Uğur kardeşim. Bir trafik yoğunluğu içinde seyrederken güzergah birden açıldı. Yetişebilir miyiz? Ben eksik kalan kısmını tamamlıyorum. Latifelerin hem de giriş olsun. Yetişebilir miyiz endişesi içindeyken tam vaktinde geldik. Acaba salonda kaç kişi olur gibi aramızda konuşmalar geçiyordu. Salonun dolduğu haberini daha içeri girmeden dışarıda bize organizasyondaki arkadaşlarımız söylediler. Şaşırdık, ayrıca sevindik. Acaba keramet kimde diye de bir cümle ortaya yere çıktı. Fakat keramet galiba Efendimiz'e muhabbet ve merhametle, daha doğrusu muhabbet ve merhamette Efendimiz'in izinden gitmek isteyen Rotterdam'daki değerli soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, kardeşlerimizin bu heyecanı, bu geceyi yaşama arzusu ve Efendimiz'in muhabbeti onları bir araya getirdi, bir araya topladı. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda ebbada öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'yi annesiz görüyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil, şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın, dağa dağa rahmet var. 35 yaşındasın, hadi gel bekletme yar. İnitler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme yar. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar, Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın, Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden selam selam yükseliyor. Sen kainattan, yüreğinden hasretini kopan ahsın. Karanlık gecelerimizin sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü mü pervasızca saldılar? Himayesiz kaldın diye mi? Muhammed soldu gece, mümin hünafır farz oldu. Muhammed
üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Geceyi gündüze çeviren sensin. Ey hakkın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Allah'ı, cenneti umanlar için en güzel örneksin uyanlar için. Kalbini zikirle yuyanlar için. Hakkın yeminini duyanlar için. Ey en güzel örnek, yüzünü göster. İstedim, göremedim, çok özledim, doyamadım hasretinle. Her gün yandım ya Muhammed Mustafa. Çok istedim, göremedim, çok özledim, doyamadım hasretinle. Her gün yandım ya Muhammed Mustafa. Ya Muhammed Mustafa, biz seni seviyoruz, ismini anıyoruz, şefaat diliyoruz ya Muhammed Mustafa. Biz seni seviyoruz, ismini anıyoruz, şefaat diliyoruz ya Muhammed Mustafa. Biz seni seviyoruz, ismini anıyoruz, şefaat diliyoruz ya Muhammed Mustafa. Çok uzun sürdü program. Çok güzel bir akşam oldu. Musikisiyle, hitabıyla, maneviyatıyla. Hepiniz adına ben bu plaketi çok değerli konuşmacı hocamız, hatip hocamız, Profesör Doktor Hüseyin Algül Bey hocamıza takdim ediyorum. Ama şunu da ifade etmiş oluyorum. Burada esas plaketi değil mi hocam? Katılan dinleyici, hanımefendiler, beyefendiler, gençler ve çocuklar hak etti. Ben onlar için de bir alkış, kendiniz için bir alkış rica ediyorum esasen. Hocam buyurun.